Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımıza devam ediyoruz ve az önce gösterisini izlemiş olduğunuz muhteşem dünya şampiyonlarının, tabii ki unutmayın, bu başarı tesadüf değildir. Şampiyon bir ailenin şampiyon çıkmış arkadaşlarımız ve yanımızda da çok değerli bu şampiyonlarımızın annesi ve işlerinde manevi anlayış yaptığı değerli sporcularımız da var. Evet, sizler onu belki tanıyorsunuz ama tanımayanlar için birazdan da söyleyeceğim sizlere. Evet, bu görmüş olduğunuz kare bir emeğin, bir inanmışlığın ve bir disiplinin karesi. Çünkü değerli başkanım, gerçekten de bu şampiyon ailenin şampiyon bir annesi, aynı zamanda bir anne yöneticiden ziyade. Evet, çok değerli şampiyon ailemizin şampiyon hocası sevgili Fatma Akgüs hocamızla beraberiz. Evet hocam, öncelikle bir Türkiye şampiyonasının daha buradayız. Önce onunla ilgili bir gözlemlerinizi alabilir miyiz hocam? Geçen seneye nispeten daha yoğun bir katılım var. Özellikle minikler ve yıldızlarda beklediğimizin çok çok üzerinde katılım sağlandı. Bu tabii kaliteli bir çalışmanın, disiplinli bir çalışmanın sonucu oldu. Ayrıca çocuklara vermiş olduğumuz değer, onları Türkiye şampiyonalarında bizim bir şekilde değerlendirmemiz, onlara mutlaka bir belli kategorilerde derece kazanmalarını sağlamamız çocukların teşvikini arttırdı. Bazı branşlarda olduğu gibi belli yaş kategorilerinde değil, kategori aralıklarında değil, yaşlara göre yarışma sağladık. Çünkü dünya ve Avrupa standartlarına göre çok uzun yaş aralıkları var. Tabii çocukların buraya gelirkenki hedefleri mutlaka bir madalyayla geri dönmek oluyor. Biz bunu almalarını sağlıyoruz çocuklar için. Çünkü onlar için teşvik çok önemli. Ellerinde madalyayla okula gitmeleri çok önemli. Bu hani marifetler iltifatlara tabidir sözüyle de özdeşleşen bir durum aslında. Çocuklara yapmış oldukları, vermiş oldukları emeklerinin karşılığında bir madalya kazanmalarını sağlamak bizim için öncelik. Buradan mutlu ayrılmaları, çocukların mutlu olmaları bizim için hepsinden daha önemli. Yani bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu da bu sene tabii katılımın daha fazla olmasını sağladı. Şimdi bizim kategoriler bitti. 3 gün minikler ve yıldızlar yarıştı. Şimdi artık gençler, alt gençler, üst gençler, sonrasında da büyükler gelecekler. Yani yarışmanın şu anki gidişatı çok güzel. Çok güzel sonuçlar bekliyoruz. Kaliteli sporcular istiyoruz buradan çıksın ki biz de Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında onları değerlendirelim. Sonuçta buradan çıkacak olan milli takımlar Avrupa'da, dünyada, Balkan'da ve birçok uluslararası yarışmada yarışacaklar. Kendilerini ve Türkiye'yi tanıtacaklar. Biz bu sporcularla kamplara gideceğiz inşallah. Yarışmalara gideceğiz. Yani milli takım ruhunu yaşayabilecek, yaşatabilecek, milli takımı sırtında taşıyabilecek kaliteli sporcular olması lazım. Sadece spor olarak da bakmamak lazım olaya. Sporcuların kişiliği, karakteri, disiplini çok önemli bizim için. Ahlakı çok önemli. O yüzden biz sporcularımızın sadece şampiyon olmasını değil, bunun yanı sıra ahlaklı ve iyi insanlar olmasını da istiyoruz. İnşallah bu sporcular arasından bunları bekliyoruz, çıkartacağımızı düşünüyoruz. İnşallah başkanım. Çünkü şimdi başkanım bunları bilerek konuşuyor. Şimdi niye diyeceksiniz? Şimdi tanıyanlar biliyor ama tanımayanlar için başkanım, siz aynı zamanda bir anneden, annelik vasfının hemen sonrasında yani yapmış olduğunuz hocalıklarla alakalı, yani kendinizle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz Sayın Başkanım? 1994'e kadar aktif sporcu olarak yaptığım kung fu'yu, o zaman wushu yoktu. Daha sonra 1994 senesinden itibaren antrenör olarak devam ettirdim. Akabinde hakemlik, antrenörlük olarak devam etti. Çünkü sonuçta sporcuları bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bu zamana kadar geldik. Tabii Sakarya'da aktif olarak bir salon işletiyoruz. Burada biz salonumuzdan ücret almıyoruz sporcularımızdan. Burada fabrika gibi diyeyim, sporcu yetiştirip milli takıma adam yetiştiriyoruz. Ve kalitesi, seviyesi çok yüksek sporcular yetişiyor burada. Tabii burada bizim güçlü olmamızın sebeplerinden bir tanesi de çocuklarımızın, benim süt çocuklarımın hepsinin orada
bizzat yaşayıp orada okumaları ve orada o sporu yapmalarının çok büyük bir etkisi var. Hepsi 7'den 70'e diyebilirim, en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi antrenörlük yapıyorlar. Biz bunların da yetişmelerini sağlıyoruz. Sporcu yetiştiği zaman hemen alttan gelen yeni sporcuları yetiştirmeye başlıyor. Onlara biz görev veriyoruz. Bu çocukların yetişmesi için tabii biz de o işin içinde olmak zorundayız. Salonlarda olmak zorundayız. O çocukların peşinde olmak zorundayız. O çocukların her türlü ihtiyacını maddi manevi şeklinde karşılamak zorundayız. Bu da tabii bir takım özverilerle, fedakarlıklarla oluyor. Biz çocuklarla evde aile ortamıyla değil de salonda sporcu ve hoca ortamında daha çok bulunuyoruz. O yüzden dışarıdan... Korkulu yok yani. Kesinlikle. Aslında şöyle baktığımız zaman benim verdiğimden daha yüksek puan veriyor hoca hakemler bizim çocuklara. Ben daha az puan veriyorum. Onların görmedikleri, belki de benim sadece gördüğüm bir takım şeylerini görüyorum, eksikliklerini. Çocuklar şampiyon olduklarına bile sevinemezler birçoğu zaman. Bana gelip bakarlar, hani ben beğendim mi beğenmedim mi, acaba ne diyeceğim, yani hoşuma gitti mi gitmedi mi gibi. Çünkü aslında her anne baba bir antrenördür. Biz öyle diyoruz bizim sporcularımızın velilerine. Gelin çocuklarınızın yaptığı işleri izleyin, yaptıkları şeyleri izleyin. Bir zaman gördükten sonra zaten siz bu çocuklarınıza kendiniz puan vermeye başlayacaksınız. O yüzden biz salona gelen velilerimizin tamamını neredeyse antrenör ya da hakem yapıyoruz. Bilgilendirmek için. Hayır. Aktif olarak çalışan önce sporcu oluyorlar. Sonra ya antrenör oluyorlar ya da hakem oluyorlar. Ve bu sporun içine mutlaka giriyorlar. Öyle olunca da doğal olarak çocuklarını bizden daha iyi takip ediyorlar. Biz çocukları bir zaman yetiştiriyoruz, sonra anne babalarına emanet ediyoruz. Vallahi hocam gerçekten o kadar şey güzel anlattınız ki durumu. Şimdi özellikle şu anda bizleri ekranları başında izleyen gençlerimize ve de onların velilerine, ailelerine. Şimdi günümüz bilgisayar çağı, değerli hocamız da bahsetti, ben de zaman zaman bahsediyorum. İnsanlarımız, özellikle gençlerimiz sosyal medyanın ve telefonun bağımlılığı, şimdi uyuşturucudan daha ön planda tutuluyor günümüzde. Bunlarla ilgili gençlerimize ve ailelerimize ne gibi öneriniz olabilir bir sporcu ailesinin ferdi olarak? Şimdi biz de sosyal medyayı aktif olarak kullanan insanlarız aslında. Ama şimdi şöyle bir söz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu durumdaki bozukluğun sebebi eskiden insanların seviliyor, eşyaların kullanılıyor olmasındandı. Artık durum değişti. Eşyalar seviliyor, insanlar kullanılıyor oluyor burada bu durumda. Bizler sosyal medyayı veya bir takım sosyal ağları eğer kendi vazifemizi insanlara duyurabilmek için yaptığımız işleri insanlara anlatabilmek için, teşhir edebilmek için kullanabiliyorsak biz kârdayız. Ama eğer onlar bizi kullanıp zamanımızı yiyorsa, bizi insanlardan uzaklaştırıyorsa, yapacağımız vazifeleri engelliyorsa biz zarardayız. Biz eğer o sosyal medya dediğimiz işte Facebook'tu, Twitter'dı, YouTube'tu gibi bir takım medyaları kendi amacımızı insanlara duyurmak için kullanabiliyorsak ne ala. Bunu çocuklara verebilmek lazım. Mesela biz çocuklara en basitine Ayşe Sude'den bahsedeyim. Gidebildikleri zaman eğitimlerini alabiliyorlar ama alamadıkları zaman ben birçok ezberlerini, surelerini YouTube'dan Kabe imamlarının sesiyle ezberletmişimdir. Aynı onlar gibi okur. Şimdi bunu kendin için, kendi amacın için kullanabiliyorsan çok iyi. Ama o seni alıp kendine esir ediyorsa, zamanını yiyorsa, oraya seni bağımlı hale getiriyorsa ki bir çocuğun, bir yetişme çağındaki bir çocuğun 10 dakikalık bilgisayar veya telefon, tablet karşısında durması 2,5 saatlik antrenmana tekabül ediyor. Yani onun beyninin normal seviyeye gelebilmesi için o telefonun başından kalkıp antrenman sahasına çıkıp 2 saat antrenman yapsın, ancak o zaman düzeliyor. Şimdi bu çocukların, düşünün, sabahtan akşama kadar veya gecenin belli bir kısmında, ki çocuğun 11 ile 3 arası mutlaka uyuyor olması gerekiyor. O saatte bilgisayarın veya telefonun başında olduğu zaman ondan geriye kalan çer çöple aile ve çocuk idare etmeye çalışıyor ya da okul idare etmeye çalışıyor. O yüzden çocuklara o sınırı belirlemek lazım. Tamam, tanıtımını yap, sporunu tanıt, kendini tanıt ama hiçbir zaman esir olma. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.